mahkeme sonrası Ahmet ve Sıla neler söyledi? Efendim uzun bir süre sonra karşınızda gördünüz, neler hissettiniz? Yani çok özlemişiz. Aman aman yandım, aman kurşun gibi izler. Şarkıcı Sıla 29 Ekim 2018'de o dönem sevgilisi olan oyuncu Ahmet Kural'ın Zekeriya Köy'deki evinde darp, tehdit ve hakarete uğradığını belirterek savcılığa şikayetçi olmuştu. İkilinin ilk duruşması görüldü. Sıla Hanım, Sıla Hanım. Sıla ceket pantolon, Ahmet Kural da takım elbiseyle gelmiş adliyeye. İkili adliye koridorlarında kameralara böyle görüntüleniyor. Pardon. Bir şeyler söyleyecek misiniz? Arkadaşlar buyursun. Müsaade. Sağ olun, açarsak. Müsaade. Arkadaşlar. Türkiye'nin gündemine oturan dava 60. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Sıla ve Ahmet Kural'ın mahkeme salonunda beklerken, göz göze gelirken kaçamak bakışları da fotoğraf karesine yansıyor. Davanın önüne geçiyor. Hani her şeyindim, sensiz ben yoktun, ayrılamazdım ya. Ünlü ikilinin bu bakışması eski mutlu günlerini akıllara getiriyor. Sosyal medyada hala birbirlerine aşıklar yorumları yapılıyor. Sihir gözlümden. Davranış bilimleri uzmanı Aşkım Kapışmak o anı sosyal medya hesabından şöyle yorumluyor. Siz hala seviyorsunuz birbirinizi. Ahmet'in emin misin bakışı, Sıla'nın görmezden geliyorum seni diyen gözleri. Evet, yarım kaldınız, öfkelisiniz, kızgınsınız. Ama ikiniz de sakin aşkların aşıkla maşuğu olamazsınız. Sertsiniz, adrenalin seviyorsunuz. Isırarak sevmek gibi, sımsıkı sarılmak gibisiniz. Sıla'nın güçlü durmasını destekliyorum. Ama gözlerinde unutamamış bir kadın var. Ahmet'in gözlerini dikerek bakması, gözlerimin içine bak çığlığı. Siz zor unutursunuz birbirinizi. Sensizlik canım ölümden beter. Olay bakışmanın ardından Sıla ile Ahmet Kural avukatlarıyla duruşma salonuna giriyor. Sanık Ahmet Kural, Sıla ile yaşadıkları bazı sorunlar nedeniyle ayrılma kararı aldığını, bir hafta sonraki süreçte genç oğlunun Okan Can Yantır'la birlikte olmaya başladığını ve görüntülerin basında yer aldığını anlatarak şunları söyledi. Aşık bir adamdım. İlişkide güven ve riya benim için önemlidir. Bana evet, senin canını yakmak istedim diyerek o kişiyle birlikte olduğunu söyledi. O anda hayal kırıklığına uğradım ve derhal evden gitmesini istedim. Seni bitireceğim Ahmet Kural şeklinde sözler söyledi. Suçlamaları kabul etmiyorum. Beraatimi istiyorum. Savunmadan sonra Sıla'nın avukatı Rezan Epözdemir, sanık kürsüsündeki Ahmet Kural arasında ilginç diyaloglar yaşandı. Kural, Epözdemir'in suç işlemediği kanaatinde ise neden bu şekilde özür diledi sorusunu. Beyanımın sebebi aşık olduğum, evlenmek istediğim kadınla %100 benim sebep olmadığım olayların içinde adımın geçmesi, şiddet ve kadına şiddete karşı olduğum için adımın kadına şiddete geçmesinden dolayı duygusal olarak tüm kadınlardan ve o zaman sevdiğim kadından özür diledim. Bundan rahatsızlık duymuyorum. Bu suç işlediğim anlamına gelmez diye yanıtladı. Sıla Gençoğlu, Ahmet Kural'ın ailesinin evinde çok iyi bir akşam geçirdiklerini belirterek o geceyle ilgili şunları anlattı. Seni gebertirim, öldürürüm diyerek kül tablasını kaldırdı. 4-5 kere söyledi bunu. Ardından mutfaktan salona savrulduk. Kafamı duvarlara vurdu koridorda. Yere düştüğüm yerde kulaklarıma vurdu. Böbreklerimi tekmeledi. Çıkmaya çalıştım 3-5 kere evden. Ancak beni tekrar eve soktu. Babama, aileme, bana küfürler savuruyordu durmadan. Şoförümü aramayı başardım ve dışarı attım kendimi. Niyeyse sonra arkamdan gelmedi. Sanıktan şikayetçiyim. Kendi avukatının kavganın ne kadar sürdüğüne ilişkin sorusunu yanıtlayan Sıla şu ilginç yanıtı verdi. Bir saate yakın sürdü. Düzenli bir dayak değil, dinlenip bir dayak olmuştur. Ara ara oldu. Evden çıkmama müsaade etmeyip tekrar saldırıp, dinlenip derken ara ara durup sonra tekrar saldırdı. Zaten 45 dakika bir saat dayak yesem herhalde burada olmazdım. Evden çıkmaya çalışırken 4-5 defa beni tekrar içeri sokmaya çalıştı. Ya sabır diye bir şey var, hatırla.
Duruşma 22 Nisan'a ertelenirken Ahmet Kural kameraların karşısına geçiyor. Asla şiddet uygulamadığını yineliyor. Üzerime zorla yapıştırılmak istenen bu kadına şiddet uygulayan adam yaftasını kesinlikle reddediyorum. Ben asla kimseye şiddet uygulamadım. Bunu mahkemede de söyledim. Sizlerin huzurunda da söylüyorum. Bekleyip göreceğiz. Vicdanım rahat diyen Kural ilginç bir iddiada bulunuyor. Arkadaşlar ben bir kadını sevdim. Aşık oldum. Onu önemsedim ve ona saygı duymaktan başka bir şey yapmadım. Ama bu dediğimi unutmayın kesinlikle. Bir planın, bir projenin parçası olduğunu hiçbir zaman kalbime açıklayamadım. Bunu bir kere söyleyeyim. Bunu şimdi görüyoruz. Ne diyeyim? Allah herkese gönül rahatlığı versin. İnsan geçmişe baktığında mutlu olmak istiyor. Benim vicdanım çok rahat. Yani her şey planlı mıydı efendim? Planlı bir ilişki miydi? Hayır, onu demek istemiyorum. Siz şiddet gördünüz mü sorusuna bakın nasıl bir yanıt veriyor. Şiddet gördünüz mü? Sıla Hanım'dan. Sıla Hanım'dan mı? Evet. Yok, bunlar mahrem şeyler ya. Ya şöyle bir iddia geldi bize. Sizin dudağınızın kanadıyla alakalı. Ha, bu mahkemede söylediğimiz evet. Şeyler. Kadınların tepkisini haklı buluyor. Şiddet uygulamadım diyorsunuz ama kadınlar çok yoğun şekilde sizi eleştiriyorlar. Onlara kadın örgütlerine söyleyeceğiniz bir haklılar. Şey var. Yani onlar haklı oldukları davayı savunuyorlar. Ama bizim de bilimsel raporlar var. Tek tek çürüttüğümüz, mahkemeye sunduğumuz. Ne diyeyim, kadınları seviyoruz, baş tacıdır. O raporlar doğrultusunda psikolog Cem Mumcu'yla bir video vardı. Siz herhalde onu sundunuz. Hani orada izler görünmüyordu. O videoyu ilk gördüğünüzde neler hissettiniz? Yani çok... Vallahi o ilahi adalet. 22 Nisan tarihine ertelendi. Davamın ben sonuna kadar arkasındayım. Haklılığımı da ispatlayacağım. Türk adaletine güveniyorum. Sıla'nın dinlene dinlene dövdüğü iddialarını da kabul etmiyor. Durup dinlene dinlene dövdüğü iddialarıyla ilgili bir açıklık getirecek misiniz? Espri yapsam bir türlü yapmayayım. Yani ilk başta 45 dakika hunharca sistematik bir şekilde dövdüğüm söylendi. Az önce de 15'er dakika arayla boks maçıymış gibi sanki dinlenip dinlenip dövdüğüm söylendi. Yani şunu söyleyeyim, şiddetin 45 dakikası 1 dakikası olmaz. Şiddet şiddettir. Ama nasıl anlatıldığına bağlı. Efendim uzun bir süre sonra karşınızda gördünüz. Neler hissettiniz? Yani çok özlemişmişiz. Yani herkes Allah yani işini, çarşısını, pazarını açık etsin. Herkes işinde gücünde zaten. Basında yer alan albüm lansmanında bu konuyla ilgili nasıl kullanıldığını da gördük. Sıla'nın yeni şarkılarında bir gönderme hissetti mi acaba? Sıla'nın yeni şarkılarında bir gönderme hissettiniz mi? Bunlar hakkında bir şey söylendiniz. Valla eskiden bana yazdığı şarkı nasıl gerçek değilse o şarkıları da üstüme almıyorum kesinlikle. Efendim? Şişe burada gece belli serçe gönlüm boynunu eğdi. Habercilere konuşmayan Sıla ise sosyal medya hesabından şu açıklamayı yapıyor. Adalete duyduğum güvenin arttığı bir sabahtı. Salt kendim değil, tüm şiddet gören kadınların adına arkasında durduğum davama gösterdiğiniz ilgiye teşekkür ederim. Ancak sanık ve avukatlarının mahkemede konuşulan doğruları basın önünde bükmesini de yadırgadığımı belirtmeliyim yine. Yargının vereceği kararı saygıyla bekliyorum.